Selamünaleyküm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni kameramız geldi, mikrofonumuz geldi ve parmaklarımıza bu şeylerden aldık ki çünkü ekrana elim yapışıyor, kaymıyor elim. O yüzden sevmiyorum. Çalım atmakta falan bayağı sıkıntı yaşadım. Umarım katkısı olacaktır diye düşünüyorum. Hemen şöyle bir sizlere bunun şerefine çok çılgın bir kadrodan bahsedeceğim. Bakın arkadaşlar, şuradan öncelikle bir dizilişimizi değiştirelim. Kontra atak, hızlı kontra atakta çok çılgın bir şeyden bahsedeceğim. Bunu birkaç gündür deniyorum. O kadar hoşuma gitti ki çok keyif alıyorum oynarken. Hemen sizlere bu konuyu göstereyim arkadaşlar. Şuradan geldik. Böyle bir sistem var. Bakın şimdi buradan göbek yaptık bunu. Bunu da göbek yaptık şuradan. Kanat oyuncularını. Ofansifi de göbek yapıyoruz. İyi seyredin. Şöyle yapalım. Forvetleri bir yer değiştirelim. Bunu da göbek yapalım. Bunu da göbek yapalım. Böyle bir hızlı kontra atak gördüğünüzü sanmıyorum. Yani inanın öyle bir kontra ataklar oluyor ki, öyle bir baskı oluyor ki inanılmaz memnun kaldım. Oynanış biçimini de sizlere göstereceğim. Nasıl oynanacağını da göstereceğim arkadaşlar. Sen şöyle gel. Şöyle bir bakalım. Tamam. Yedek göbek var mı alabileceğimiz? Sen gel. Oynarsın göbekte bir yerde. O şarjımız da azalmış. Sıkıntı değil. Hemen sizlere şu sistemi bir göstereyim. Sen gel. Sen kimin yerine gel? Sen de şu sağ beke gel. Tamam. Şimdilik bu kadar yeterli. Sizlere maç içinde çok güzel bir kaçış taktiği göstereceğim arkadaşlar. Onu da mutlaka izleyin şimdi. Zaten bahsedeceğim maç içinde bunların detaylarından sizlere. Hemen maçtaki rollerimizi de belirleyelim. Zaten belirlediğimiz az çok. Şuradan devirici de gelsin. Tamam. Sağdan sol ayaklı bir oyuncumuz gelsin. Kim var? Muhammed Salah kullansın. Tamam. Hemen maçımıza giriyoruz. Şimdi arkadaşlar, bak bunu top çevirmede de yapabilirsiniz. Bu sistemi top çevirmede de oynadım. Mükemmel oluyor. Hızlı kontrada da oynuyorum şu an. Göreceksiniz zaten ne kadar güzel olduğunu. Çok keyifli bir oyun tarzı var. 5 göbek ileri çıkıyor. 2 de forvet. Toplam 7 kişiyle bir anda atak yaparken topu kaptırdığınız anda da aynı şekilde geri geliyorlar. Müthiş bir şey oluyor. Hem defansta iyiler hem forvette iyiler. Bu arada görüntü hakkındaki düşünceniz nedir? Ben gayet beğendim. Yani telefonun kamerasına göre müthiş çekiyor şu an bence. Çok da memnun kaldım. Şöyle bir bakalım. Neyse, göbek oyuncularımıza Rodri düşmüş. Rodri'nin yerine De Jong gelsin. Problem değil. Kalecimiz de düşmüş. İnşallah gol yemeyiz. Rakip oyuncunun forması belli. Inter kulübünün formasıyla çıkıyoruz. Rakibin kadrosu bu şekilde. Güzel bir oyuncular var. Bakın şimdi ben top Mbappe'deyken Berkaç yapacağım, tamam mı? Onu nasıl yapacağım? Mbappe ile topu verdim ya defansa doğru, orta saha oyuncularına, göbek oyuncusuna verdim. Mbappe kaçarken ben hemen onu atmayacağım. Bir tur böyle kendi eksenimde dönüp öyle atacağım. Yani açımı değiştireceğim. Düz bir şekilde verdiğin zaman pası bir anda düz atmayın. Biraz aşağı açınızı değiştirin pas atacağınız oyuncuyla. Mbappe çaprazdan çok güzel pas veriyor. Eğer Berkaç yaparken verdiniz, tekrar aynı şekilde düz bir şekilde atarsanız inanın o top kolay kolay gitmiyor arkadaşlar. Bak şöyle bir deneyelim şimdi. Şuradan topu kapalım. Maç içinde göstereceğim ben size bunu. İlk santra golümüzü yiyelim de hayırlısıyla. Bu normal yani. Ben santradan o kadar alışığım ki gol yemeye. Sıkıntı değil. Şöyle verelim pasımızı. Yani başlar başlamaz da gol yenir mi abi ya? Geçer mi o top? Ben santradan atamıyorum ama santradan çok güzel goller yiyorum. Hep defansa çekilmeyi unutuyorum ya da bir şey oluyor yani. Olmuyor, şansım tutmuyor. Neyse. Guti, Skos. İkinci golü yemeyelim bari, dakika 7. İkinci golü yersek kadromuz dağılır. Sistemimiz çöker yani biraz. İndiremedik. Çok yoğun bir baskı altındayız şu an. Çıkamıyoruz yani. O ilk golü yedik. Adam saldırıya geçti yani. Şuradan çıkarırsak mı? Tamam. Şimdi Rabson. Verdi pasını bak. Kaçtı Mbappe. İyi seyret. Ah lan, nereden geldin be Guti? Şuradan. Abi adam etkili geliyor şu an. İyi bir baskı altına aldı bizi. Oyunda bir takılma yaşat diyor bana sürekli. Anlamadım. Cihaz biraz ısındı mı? Ne oldu bir anda? Şu ataktan bir çıkarsak. Toparlarsak şöyle ikinci golü yemeden. İyi olacak. Aslında biraz pas yapmamız gerekiyor oyunu toparlayabilmemiz için. Kaçtı Mbappe. Şimdi Mbappe'nin önüne doğru bir top. Mbappe aldı topu gidiyor. Kylian Mbappe. Bu pozisyonu kaçıracağız gibi geldi bana. Kylian Mbappe attı. Vallahi var ya. Soğukkanlı olmazsa kaçıracaktık. Ekranım karardı bir de. Ya ne kadar şanslı bir adam ben. Şimdi oyunumuza geri dönelim.
O 1-0'ın Santra'nın etkisinden kurtulduk. De Bruyne indirdi. Van Dijk. Bak şimdi. Verdi kaçtı, tamam mı? Bak iyi seyret. Çaprazdan attık. Gördünüz mü? Hadi lan Salah, yapma gözünü seveyim be. Bunu antrenman sahasında size detaylı bir şekilde de anlatırım ama maç içinde de birkaç kere yapınca zaten gördüğünüzde anlayacaksınız durumu. Şuradan bir uzaktan şut denemesi dışarıya. Topu Berkaç yaparken düz bir şekilde geri göndermiyorum. Hafif açımı değiştiriyorum. Pas atacağım oyuncunun kaçan oyuncuya atacağım zaman hafif onun açısını değiştirerek atıyorum. Yani çok hafif bir yönlendirmeyle bile değiştirdiğiniz zaman açıyı rakibin yan tarafından güzel toplar gönderiyor arkadaşlar. Ben önceden düz atardım pası, bak şöyle veriyorsun ya mesela. Berkaç'ı yaptık, bak şimdi iyi seyret. Lan nereye, yanlış yere attım be. Tüh. Demek istediğimi anlamışsınızdır. Oyun takılıyor şu an, telefonun şarjı azaldığı için. Şansımız var. Kameramız geldi. Mikrofonumuz geldi, telefonumuzun şarjı az ya. Böyle şey olur mu abicim? Bari şu video bitene kadar idare etsin de. Çünkü 5'e yetiştirmem lazım. Saat 1.30 oldu. Bu kargocuları bekledim biraz. Ha geldiler ha gelecekler derken. Zamanımız kalmadı. Umarım yetişir inşallah. Çıkamadık. Guti. Guti verdi pası. Şimdi Messi çekti soluna. Messi'den bir şık plase direkt. Uzaklaştır. Lan. Şanssız bir gol yiyecektik. Ama Allah'tan. Rakip kaçırdı bu pozisyonu. Yani şanssız derken Mbappe'nin olayı. Rakip ilk pozisyonda iyi geldi. Onun şanssızlığına gol yemedik. Abi takılma oyun, ne olursun ya. Şarjda taksam şimdi telefonun cihaz çok ısınacak, daha kötü olacak. Denied. Denied. Pas. Alırsın onu. Aldı. De Bruyne çok güzel orta açar. Orta bir kafa ve gol. Abi De Bruyne gibi çok güzel pasları olan oyuncular orta açtığı zaman yani orada kim olursa olsun kafasına bile çarpıp gol oluyor yani, o derece söyleyeyim ben size. O yüzden hani o açıkta oynuyorsanız eğer, bu tip pozisyonları seviyorsanız benim gibi, aslında sağ sol açık oyuncularınızın çok iyi pas atması gerekiyor. Bu gerçekten çok önemli. De Bruyne açtı. Mbappe'nin kafa vuruşu yani hiç yok neredeyse. O bile kafa golü attı. Güzel bir kafa golü. Tamam arada atıyor ama atamayabilirdi. De Bruyne olmasaydı, ortaya açmasaydı. Guti. Bak adam döndü. Bir tur kendi ekseninde, gördün mü? Bir şut yine direğe çarptı. Abi kasma lütfen ya. Şarjım çok az. Bildirimler de gelmiş bir süre. Şarjım %13. O yüzden çok kasıyor artık. Nasıl yaparım bilmiyorum. Şarjım taksam şu an ama çok ısınır cihazda. Gittiği yere kadar. Yukarı kanat boş. Hadi oyalanma. Çok oyalanıyorsunuz. Bak defansta kalabalık. Çok takıldı oyun, ben göremedim oradan olduğunu. Şimdi Mbappe. Mbappe attı pası kaçtı. Şimdi bak. Gördünüz mü? Yanlışlıkla da olsa geliyor top size. Abi çok takılıyor ya. Çok takılıyor, atamadım. İnanılmaz takılıyor oyun şu an. Şarjımdan dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Bir sürü işimiz gücümüz oldu bugün. Kargocuları da beklerken telefon şarja takmayı unutunca böyle oldu. Sıkıntı değil. Ama siz buradaki taktiği anladınız. Şu Berkaç'ı da bir yapabilsem bir kere. Şöyle bir kere daha gösterebilsem. Ayağa koyduk, alamadık. Neymar ortası. Çıkardık kafayla topu. Hadi. Şuradan alamadık. Bir şut kaleci. Acaba oyun çok size de etki yapıyor mu? Kastığı gözüküyor mu? Şarj cihazı da diğer odada. Şimdi kalkıp alıp gelsin. Şarj biter ben şarj alıp gelene kadar. Maçın kaçıncı dakikası? 61. Herhalde bitiririz bu maçı. Şuradan bir kafa çıkardık o topu. Salah. İnşallah videoda kasmıyordur böyle ya. İzlerken gözünüzün yorulmasını istemem. Bir şut iyi çıkardık kaleciyle. Guti. Guti'den orta. Kafayla iyi çıkardık oradan. Rakip iyice baskı altına aldı ama oyun da çok yoruyor bizi şu an. Çok güzel pas. Mbappe'ye. Mbappe. Hemen gördüğü kareyi. Salah. Yani Salah. Abi. O pas tutulmaz mı ya? Şu an yeniliyor olsaydım seni kesinlikle
Gömerdim yani. Çok güzel pas geldi, attık ama. Şu maçın sonucu daha farklı olurdu arkadaşlar. Oyun bu kadar kasmasaydı. İki gol net kaçırdık. Bak şimdi verdim. Kaçtı deme oyuncu. Kaçıyor. Ben de giderim abi. Sıkıntı değil. Şimdi atarım. Ama ona değil ya. De Bruyne değil ama ya. Vallahi De Bruyne atmadım ben onu. Geri koşun abi. Geri koşun. Şu maçı bitirene kadar idare edin. Hakem uzatma fazla verme. Hayır. Gol yemek istemiyoruz. Yani şu an var ya en zorlandığım maçlardan birini yaşıyorum. O da oyun takılıyor. Şans bitmek üzere. %10 falan kaldı. Daha da düşüyor yani. Düştükçe de kasıyor. Şuradan verdi hemen pasını. Sıyrılır mı Salah? Sıyrıldı. Kasa kasa gidiyoruz. Sağ sol yapıyoruz ama tutturamıyoruz bir şeyi. Dakika 86. Vallahi direniyorum. Golü yesen çok üzülürüm. Offside. Offside. Onu gördüm. Ne kadar kasılsa da takılsa da. Kamera çok iyiymiş ya. Vallahi kamera çok iyiymiş. Bilmiyorum sizin düşünceleriniz de kamera hakkında. Ya yapma abicim hadi ya. %9 şans. Bütün oyuncular ölmüş. Geri alan. Tamam sen de gel de. Hadi yeter bu kadar. Çık geri abi çık. Ne olursa olsun artık. Ama olmadı ya. Şarjın kötü olması yordu bizi. Sıkıntı değil. Şimdi şu maçı bitirirsek en azından şu ilk kamerayla ilk çektiğimiz maçı kazanmış oluruz. Bu da keyif verir bize. Şimdi kaçtı aşağıdan bomboş adam var aşağıdan. Maximum. Kaldırdı içeriye. Bir kafa Messi'den gelmedi. Boyu çok kısa. 96 kaç verdi. Allah'tan maç bitti. Arkadaşlar kusura bakmayın. Şarjım çok az. Akşam 5'e de video yetiştirmem lazım. O yüzden bu videoyu yayına alacağım. Kamera iyiydi. Mikrofon iyiydi. Gelen kargo şeyler iyiydi. Memnun kaldım bunlardan. Maç da iyiydi. Taktiği de bir tur gösterdim sanki bir iki yerde. O ver kaçını yaparken güzel oldu. Ama oyunun kasması bizi mahvetti. Sağ olsun bu videoda böyle oldu arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Şarj bitmeden videoyu kapatıyorum. Hemen şarja doldurup yeni videolar çekiyorum. Görüşmek üzere.